Aile Hanım da tavuk yemeyecekmiş. Aile Hanım'ın Evet. tavuklarını ben yiyeceğim. Tabii ki efendim. Kıdar. Bütün gün tavuk yedik zaten. Bunları koyacağım ha. Bak nöbetteyken bir anda iyileşiyorum. Bak burnum şu anda açık. Hemen geliyorum. Nöbetten döndüğümde ilk aklıma gelen şey hemen üzerindekilerden kurtulmak, kendimi banyoya atmak. Çünkü hastanedeki pisliklerden kurtulmak zorundayım. Değil. Günaydın. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle 24 saatlik bir acil nöbetinden neler yediğimi paylaşacağım. Kahveyle başladık. Bu çok hastane bir şey sayılır mı? Otomat kahvesi sayılır bence. 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiğim bir dönemdeyim yine. Nöbetten çıkıyorum. Akşama kadar uyuyorum. Sonra akşama kadar uyuduğum için akşam uyuyamıyorum. Ve sonraki gün nöbete uykusuz geliyorum. Ve bu döngü böyle gidiyor. Ben size kalemimi göstereyim. Şöyle bir kalem aldım. Şöyle üste bastığınızda lazer özelliği var. Eğitimlerde kullanırım diye düşündüm eğitim verirken. Çok eğitim veriyorum ya. Sonra ışığım var. Alt tarafı kalem. Bir de şöyle çekince... Tabii kullanmıyorum bunu. Sopa oluyor da yani. Bu şöyle bir stres çarkı. Bir tarafı ışık. Diğer tarafı kalem. Döndüremedim. Ya niye hızlı dönmüyor? Ay. Hemen geliyorum. Öğlen bayağı yoğundu, o yüzden sizlerle ne yediğimi paylaşamadım. Ama merak etmeyin, zaten akşam da aynı şeyi yiyeceğim. Hastanede öğlen menüsüyle akşam menüsü tamamen aynı oluyor. Hala yemek yiyemedim. Eğer 10 dakika içinde yemek yemezsem yemek yemeye gidemeyeceğim böyle giderse. Hep Özlem Hanım'ın uğursuzluğu. Bir hemşiremiz var. Muhatap olmuyor şu an benimle. Hayır ya, şeyi soracağım sadece. En çok sevdiğin doktor kim? Sen hariç. Nasıl sen hariç herkes ya? Daha geçen doktor Merve'nin arkasından atıp tutuyordun. Şimdi nerede favori doktorum Merve oldu? Aile Hanım da tavuk yemeyecekmiş. Aile Hanım'ın Evet. tavuklarını ben yiyeceğim. Tabii ki efendim. Kıdar. Bütün gün tavuk yedik zaten. Bunları koyacağım ha. Valla buraları koyacağım. Ama sesi çıkartma öyle Özlem. Şöyle tavuğumuz var. Tavuk bu kadar bol değil normalde. Allah rızası için fazladan koydu. Domates çorbamız var. Hakikaten benim hakkımla senin hakkın ne kadar? Suyumuz var. En sevdiğin doktor kim? Aydın Bey. Allah razı olsun. Ayla Hanım. Merve de izliyor videoyu. Ah yok yok. Gayet iyiyim. Bence çok fazla dağılmadım. Henüz. Bazılarınız şeye takılmışlar geçen videoda. Hastanın geldiğini haber verdiklerinde sen hiç resmi olmayan bir şekilde konuşuyorsun. Arkadaşlar burası eğitim araştırma hastanesi değil. Bir tane acil doktoru var. Dolayısıyla düşünsenize sanki 10 tane doktor varmış gibi. Alo, merhaba. Ben Doktor Aydın, acil servisten. Desem şizofren misin derler. Ama şu anda bir an önce cevap vermek olduğu için alo, geliyorum, uçuyorum şeklinde bir tavır takınıyorum. Ay bunun bile açıklamasını yaptırıyorsunuz bana, yuh yani. Bak nöbetteyken bir anda iyileşiyorum. Bak burnum şu anda açık. Hemen geliyorum. İki yudum otomat kahvesi içecektim. Sizle konuşacağım diye onu da içemedim. Saat şu an 3.10 geçiyor. Artık bu saatten sonra az hasta gelir diye düşünüyorum. İkisi bir arada yaptım kendime. Bayağı acıktım. Şöyle kahvaltılık olarak verilenleri sizlerle paylaşayım. Şöyle bir dilim pofidik ekmeğimiz var. Süzme çiçek balımız var. Siyah çayımız var, poşet çay. Zeytinimiz var. Ve yumurtamız. Hastamı taburcu ettim. Biraz evrak işi yaptım. Biraz değil, bayağı evrak işi yaptım. Ve geldim şimdi. İnşallah karnımı doyuracağım bu sefer. Zaten nöbetin bitmesine de 4 saat falan kaldı. Saat 4.30. Şşt, hadi. Enerjimiz yüksek. İyiyim, mükemmelsin. Her şeyi yapabilirsin. Evrak işleriyle ilgili de şöyle bir işleyiş var. Hasta acile girer, kaydedersiniz. Hastayı muayene edersiniz, kaydedersiniz. Hastaya tedavi uygularsınız, kaydedersiniz. Hastayı taburcu edersiniz, kaydedersiniz. Yumurta ve bal deneyeyim mi? Bu midesizliği yapayım mı? Süzme çiçek balı. Şimdi yumurtamızı soyacağız. Daha önce 1 milyon kere gösterdim nasıl yumurta soyduğumu. Şimdi tekrar gösteriyorum. Şöyle ucunu ve alt kısmını azıcık açtıktan sonra üstten üflüyorum ve yumurta elime geliyor.
Aa, olmadı. Normalde çıkıyordu ya. Hatta böyle tertemiz çıkıyor. Çünkü ben kendim soyduğum zaman böyle yarısını kabukta bırakıyorum. Ama o özel soyma yöntemini denediğim zaman böyle tertemiz bir şekilde çıkıyordu. Neyse, yumurtayı da aynen böyle koyuyorum. Hiç kötü değil. Hastanede yediğim her şey çok lezzetliymiş gibi geliyor. Bu video hiçbir şeye benzemedi ya. Gerçekten hiçbir şeye benzemedi. Evet, geldi. Son gelen hastadan sonra bilin bakalım doktor odasındaki buzdolabının derinliklerinde ne buldum. Tamamdır, teşekkürler. Haram mal yersen böyle olur. Daha yememiştim ya. Hani en azından nöbetten çıkıp eve gelirken şöyle bir geçiş videosu çekeyim dedim. Onda da vlog kameramı elimden düşürdüm, yine olmadı. Umarım çalışıyordur. Hatta bir deneyelim. Eve geldim, kahvaltı edeceğim. Neler sipariş ettim onları göstereyim size. Evet, bunları da sipariş ettim. Bunu söylemeyebilirdim ya, evde yapmışım gibi anlatsaydım bari. Şöyle sucuklu menemenimiz var. Şurada peynirimiz var. Şurada domates salatalığımız, zeytin. Şurada bal, tereyağı, 2 tane reçel. Ve patates kızartmamız var. Standart bir kahvaltı. Yanında simitimiz var. Bir de çay içeceğiz. Soğuk çay. Nöbetten döndüğümde ilk aklıma gelen şey hemen üzerimdekilerden kurtulmak, kendimi banyoya atmak. Çünkü hastanedeki pisliklerden kurtulmak zorundayım. Değil. Dedim ki ne acelesi var? Önce bir karnını doyur. Sonra üzerini çıkarırsın, banyoya girersin. Dün nöbetteyken sizden sorular istemiştim. Nöbet sonrasında cevaplarım diye. Onları biraz cevaplayalım. Ne uzmanısın? Uzman değilim. Kesin biliyorsun var ya uzman olmadığımı. Uzmanlık sınavına çalışmadığımı yüzüme vurmak için. Pratisyenim, acilde çalışıyorum. Nöbet usulü çalışıyorum. Sürekli hastanedesin, kaç saat çalışıyorsun? Gün aşırı nöbetlerimde 24 saat çalışıp 24 saat dinlendiğim için tam böyle Instagram'dan nöbet hikayelerim silinecek. Ben tekrar nöbete giriyorum ve yeniden hikayeler koymaya başlıyorum. O yüzden de sürekli hastanedeymişim gibi geliyor size. En nefret ettiğin hasta tipi. Nefret ettiğin hasta tipi ne ya? Hastalardan nefret edeceksen benim orada ne işim var? Niye doktorluk yapayım yani? Çalışanlarla çok labalisin demiş. İlk işe başlayacağım zaman büyüklerim, yani işte asistan abilerim, ablalarım. Aman demişti, hiçbir hemşireye abi abla deme. Sana saygı duymazlar, seni saymazlar. Hiç de öyle bir şey olmadı. Ha şey gelmiş mesela, hastalarla ne derece yakınsın? Hastaya göre değişiyor. Tabii ki yakınlığı abartmıyorum. Ama mesela tedirgin biri ise karşı taraf. Elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyorum. Yeri geliyor ufak espriler yapıyorum. Çoğu zaman soğuk espriler yapıyorum. Böyle bir cringe hava oluyor ortada. Amacım orada hastanın anksiyetesini azaltmak. Yoksa çok da memnun değilim insanlara rezil olmaktan. Herhalde bir şey yerken story mi atmışım? Ne yaptıysam biri de şey demiş. İyi valla sen orada tıkın, hasta beklesin. Ya böyle bir şeye inanıyor musunuz arkadaşlar? Ben bir yerlerde yemek yerken hasta beklesin. Ben yemeğimi bitirip öyle geleceğim diyebilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü? Yeri geliyor ya ben tuvalete mi gitsem yoksa bir şeyler mi atıştırsam ikilemine düşüyorum. Bu videoda bazı sınırları kaldırdık sanırım. İlişkimiz farklı bir boyuta taşındı. Hayatını pratisyen olarak harcamaya niyetlisin ha. Ülkeye nasıl hizmet vereceğime ben karar veririm. Ama akademik olarak da ilerlemek istiyorum. Bu deneyimi de yaşamış olmak istedim. Pratisyen olarak acilde çalışmayı çok istiyordum. Ama ne yalan söyleyeyim, 2 yıl çalıştım. Yetti. Artık uzman olmanın vakti geldi diye düşünüyorum. O yüzden çalışmalara çok da yoğun başlayamadım ama ufak ufak başladım. Dünyanın en kötü şeyini yapacağım sanırım ya. Bu kadar yedin içtin şimdi yatacak mısın? Çok açtım ya. Keşke 2 lokma bir şey alıp yatsaydım. O yüzden işte ben eve geldiğim zaman önce uyuyorum. Sonra kalkınca kahvaltı ediyorum. Böylece aç aç yattığım için uyuma sürem de kısalmış oluyor. Kahve içip uyanık mı kalsam? Ben en iyisi uyumayayım. Ama uykum var. Hani uyumayayım, akşama kadar dayanayım, akşam derken yatarım diyeceğim de yarın da nöbet var. Ne yapsak ki? Neyse, bu ikilemleri kamerayı kapattıktan sonra yaşarım. Video buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çanı açabilirsiniz. Bu hafta rekor kırdım sanırım. Baya baya video paylaşıyorum. Çarşamba video attım. Bunu cuma paylaşmayı planlıyorum. Pazar eğer
Cumartesi nöbet çıkışı bir video çekersem video gelebilir. Bu kadar üretken bir YouTuber'ken sizin de desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.